Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Orakçoğlu ee, yanımda. Deyim yerindeyse bir dönemin Türkiye'sini fotoğraflamış bir isim var. Deyim yerindeyse ise değil tam anlamıyla deyim yerini bulmuş durumda. Ercan Aslan hoş geldiniz hoş yayınımıza. Ee, Türk basınında kaç yıl ve aynı yerde 30, değil mi? Asıl 30, 30, asıl tuhaf evet, olan. Yani 30 yıl Aralıksız Milliyet Gazetesi'nde foto mabili ve sonrasında 3 yılı da editör olarak geçti. Evet yani Türkiye'nin son çeyreğine neredeyse tanıklık ettim. Gerçekten. Öyle neler yaşandı neler. Çok şeyler konuşacağız. Gerçekten. Ercan Arslan'ın tabii o muazzam fotoğraflarını da bir yandan arkamıza alacağız. Bazen de ee, o ana döneceğiz birlikte evet. sizinle ama hangi ana? Anlardan an seçmek. Konuşacağımız çok konu var ama ben biraz milliyetin üzerinde de durmayı arzu ederim. Ben de yıllarca işte Ankara'da TRT'de çalışmış tabii daha televizyon tarafı ama e, her zaman bir okuyucu olarak milliyet bir kurtarılmış bölge gibiydi değil mi? Evet. Bizim için okuyucu tarafında kurtarılmış bölge sizin çalışanlar için nasıldı? Biz şöyle söyleyeyim e, yani bir gazeteci olarak siz de bilirsiniz ki biz dünyanın her yerine, ülkenin her yerine her insanın evine, sanatçısına, iş insanına ya da sokaktaki insan evine girebiliyorsunuz ve bu girdiğiniz yerlerin hepsinde aynı şekilde ben milliyetten geliyorum demenin ayrıca ne hep yaşadım. Yani evet. çünkü gazetenin objektif tarafsız çizgisi bir şekilde sizin işinizi kolay yapmasını Değil sağlıyordu. Mi? Yani, yani içine biraz evet, açalım. Evet. Biraz okul gibi de aynı zamanda hani siz TRT'den yetiştiğiniz tabii, için TRT'nin okul, okul olduğunu Tabii. O son dönemi yakaladım Evet. Ben. Milliyet'in de bir okul olduğunu, bir ekol olduğunu Abdülpekçi'den gelen bir e, o gazeteciliğin ilkelerinin en güzel yapıldığı gazete olarak diğerlerini tabii ki farklı bir şekilde değerlendirmek istemiyorum. Hani kötü Hı. anlamda söylemedim. Cumhuriyet, hürriyet aynı şekilde ama milliyetin başka bir şey başka. sıcaklığı vardı. Başardı baş 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 onu milliyet. Yani hem sıcak kalmayı başardı hem siyaseti bir tık dışarıda tutmayı başardı hem haber ilkelerinden vazgeçmemeyi başardı hem de haber yaparken de sadece kendine değil bütün dünyaya bakmak üzere de biraz işin hani dışarıda ne oluyor bizde ne oluyor algısını, analizini öğrenebileceğimiz bir yapı kurmayı da başardık. Bunu sürdürmek hiç kolay değil. Kolay Türkiye değil. Yani milliyeti de. sanatta, mesela milliye Sanat. sanatla, milliye sporla mesela Spor, yıllardır doğru, hiç, da çok yani magazindeki ilke ilkeli magazinciliğiyle doğru. bile, doğru. eğitimdeki öncülüğüyle ya da sosyal sorumluluk projelerinde biraz gazetenin şeyi gibi konuşmaya başladım. Milliyet yönetmeni ben, gibi ama Yani şimdi hakikaten tabi, o kadar sevdim ki milliyeti. Hani 30 evet, sene, evet. 20 yani yaşında girdim. Milliyetin evet. hakkını vermek evet, gerekiyor. Evet, sizi ben millet yani. hep yaşasın istiyorum. Yani bir gün kağıt işte teknoloji biliyoruz, yapay zeka biliyoruz. Bir gün kağıt tamamen ortadan kalktığında en son evet. milliyet terk etsin kapıyı. Aslında e, 20 yıl önce 15 20 yıl önce bu yıllar için de işte her şey ortadan kalkacak. İşte efendim televizyon kanalları, basılı e, printed medya filan. Öyle bir şey olmadı henüz daha. Olmadı yani. Ama ama her an her şey olabilir. <laughs> her an her şey olabilir. Şey olabilir. yani iletişim kaynak kanalları arasında gazete biraz daha entelektüel kalıyor. Yani kitap okuma kadar olmasa da. Ama e, hala basıncı evet, devam ediyor. Evet yani geliyor. sokakta gazete okuyan birini gördüğünüzde bir farklı bakabiliyorsunuz. telefonda de elinde görüyor muyuz gazeteyi? Görmüyoruz ve görmeyeceğiz galiba Nasıl? Mi? Yani asla böyle bir hani Z kuşağı dedim siz de hocalık da yapıyorsunuz. Evet. Evet. Okuyorlar mı gazete mesela? Evet. Bir yerden bir para verip gazete alıyorlar ben mı? Ben gazetelerin hakikaten bir durum değerlendirmesi yapması gerektiğini düşünüyorum. Artık kağıtta eski gelenekleri olan insanlar devam ediyor. Yani gazetenin okuru da yaşadıktan sonra belli bir süre sonra ölür. Yerine birilerini koymak lazım. Gazetelerin evet. bu yenilemeyi biz yapmadan… mesela oraya doğru gidiyoruz. Evet. De i̇novasyon dedikleri yeni biliyorsunuz teknolojide. Güncellemek gibi bir şey yapamadılar. Yani evet. o gençleri yakalayamadılar. Çünkü çok hızlı değişiyor. O kadar hızlı değişiyor ki… Yani gençlere basılı bir şey okutmak ne kadar kolay artık bundan böyle tahmin ede zannetmiyorum. E okumuyorlar yani bu sadece Türkiye'de özgü bir şey de değil Amerika'da da okumuyorlar yani Avrupa'da da artık insanlar gazete okumuyor neredeyse. Evet. Ama orada bir işin düşünün 5 milyon takipçisi olan bir yerde haberiniz mi çıksın yoksa 50 bin satan bir gazetede haberiniz mi çıksın o çok önemli yani kağıtta bir yerde bir şekilde… Hani Ayşe Kulü'nün bir şeyi var. Ben kitabın kokusunu da dokusunu da severim diye. Hani gazetenin dokusunu kokusunu seven insanlar şu an gazeteyi okuyorlar. Vallahi öyle. benim söyleyeyim. odam sağım solum her yer gazete. Yani Süleyman sinirleniyor. Yeter artık şu gazeteleri <laughs> kaldır diyor. O biraz daha teknolojiye yakın demek ki. Yani aramızda yaş farkı var ama... Onu devam ettirmek lazım evet, o geleneği geleneği evet ya. Gelene, o bir, yani. Çok güzel bir duygudur yani. gazete kağıtlarıyla. Bizler yaşadığımız sürece biraz daha devam edecek <laughs> Bizden ama sonrası tufan gibi görünüyor. artık evet. şey düşünsün. Gazete patronları evet. düşünsün. Ya foto muhabirlik dediğim ya çok basında azdınız değil mi siz yani? Yani hiçbir zaman çok olmadı foto muhabiri dediğimiz zaman. Ya Türk aslında e, ne şöyle ne düşünün. Yani Türkiye'de görüntüye ne kadar önem verildiğini biliyoruz yani fotoğrafa ne kadar ama maalesef gazetelerde fotoğrafa gerekli önem verilmedi. Yani gazetenin 10 tane yazı sorumlu kişisi varsa hiç fotoğraf fotoğrafçısı giremedi araya. Çünkü fotoğraf herkesin bildiği bir konuydu. Yani herkes bilirdi evet ya. Herkes Şimdi bilir. hele daha da biliyor. yani Türkiye'de herkes bir futboldan bir de fotoğraftan <gülüyor> anlıyor <gülüyor> yani. Oysa öyle değil yani. Evet. Gerçekten bir fotoğraf bazen bir savaşın seyrini bile değiştirebilir. O kadar güçlü bir enformasyon aracı ki fotoğraf ama maalesef evet. Bunu kullanacak şeyimiz yok yani. Neresi burası? Ee, o Hızlı bir, geçiyoruz. Var hmm. mı öyle durabileceğimiz kareler? Burası Şimdi İstanbul şu, silüeti mi? Evet. Tabii martısıyla, evet. kışıyla kareler. Şeyleri fotoğrafları daha böyle İstanbul, Anadolu haber fotoğrafçılığı, işte evet. şey diye spor diye. Ay bu ne diye. güzel bir şey böyle ayağını çiçeğin üzerine. Gerçekten yakalamışsınız. Ee, ben ya. biraz şeyim İstanbul çok kıymetli bir şehir biliyorsun İstanbul'da yaşamanın gazeteci olarak avantajları çok iyiydi hele foto biri evet. olarak çok iyiydi her yer ayrı yakışıklı <laughs> her yerde haber her yani yer çok bir dünya şehir. güzeli bir şehir Dolayısıyla da ben ileride inşallah bir gün İstanbul fotoğrafçısı olarak anılırım diye kendimi öyle eğitmeye çalışıyorum. Hiç Çünkü İstanbul'la ilgili ne üretirseniz üretin gelecekte bir karşılığı olacak. Evet, bu da yani, muazzam bu arada. Film mi yaparsınız, şiir mi yazarsınız, resim mi yaparsınız, İstanbul çok kıymetli. Evet. Ben de onun Bu şiir gibi bir şey zaten değil mi? Ben fotoğrafın içinde de zaten hem şiir var. Her şey ya... haberci fotoğrafçıyla konuşuyoruz. Sadece fotoğrafçıyla da konuşmuyoruz. Evet, ben olarak. biraz da başkalarına <laughs> da bir şey anlatma kaygısıyla fotoğraf çektiğim için Biraz şehirin Robert Capa diye çok önemli bir savaş fotoğrafçısı var. O şey der, yani fotoğrafınız yeteri kadar iyi değilse demek ki konuya yakın değilsinizdir diye. Bunu bazıları fiziksel mesafe olarak algılar, bazıları da duygusal mesafe. Ben duygusal mesafeyi çok yakına çekmeye çalışıyorum. Yani çektiğimiz. Nasıl yapıyorsunuz onu Ya çok biliyorsunuz gazetecilikte iletişim kurmak çok önemli çok. bir şey. Yani sokağa girdiğinizde sokağın dilini bilmeniz lazım. Tabii, yabancı İnsan, olmamak lazım. Tabii insanlara dokunabilmek, oturabilmek, o bir masada hani bir köye de gittiğinizde kahveye oturup insanlarla önce sohbet etmeyi başarabilmeniz lazım. Ben bu mesafeyi çok hızlı kat etmeye çalışıyorum. Yani onun. Bu biraz işte dediğim gibi fotoğrafçı gözüyle, Hani bakmakla görmek arasındaki farkı yaratmak da oluyor. Benim fotoğraflarımda biraz daha o duygusal mesafe, hani oradaki olmayan insanlara o duyguyu hissettirmeye çalışıyorum, bunu geçirmeye çalışıyorum. Orada olduklarını hissetsinler, benim gözümden sonra onlar bakacaklar. Mesela böyle bir fotoğrafı baktığında o duyguyu o da hissetsin, yüreğinde hissetsin diye. Yani bazen fotoğrafın kokusunu da alabilsinler istiyorum. Hı hı. Biraz o mesafeyi şey yapmaya çalışıyorum. Peki o bakmak ve görmek dediniz ya. E, bu acaba doğuştan gelen bir yetenek seti midir yoksa sonradan geliştirilebilir mi? Hoca olduğunuz için de soruyorum yani ne diyorsunuz öğrencilerinize Mimar Sinan'da? Ben genelde bu işin tutkuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çocukken gibi. var mıydı mesela inanılmaz bir aho çok objektif şey bir çocuktum ben. Yani bir anı çok iyi hatırlıyorum, detaylarıyla hatırlıyorum gibi bir e, yapı Detaycı, var mı? Zihkte? Detaycılığım vardı. Hani böyle böyle fotoğrafçılıktan da onu şöyle sonra şey yaptım. Yani araba kullanırken de bunu istiyorum. Saniyeler, saliseler içinde mekan taraması yapmak mesela. Hmm. Yani bir mitinge gittiğinde nerede ne oluyor falan hani böyle bir kafa hareketiyle görebiliyorsunuz. Hı hı. Ya da bir sinemaya gittiğiniz zaman hani şey derler ya işte yangın çıkışı nerede? Hemen oraya restorana gittiniz. Kaçarken nereden kaçacağını. Da bakmak i̇kinci gerek tabii tabii, tabii. Yani. ikinci hareketi, üçüncü hareketi. Doğru. Mesela ben polislerin müdahale edebileceği bir olaya gittiğimde şey diye bakardım. Dağılırlarsa polis müdahale ederse nasıl bir ...pozisyon alacağını hesaplamaya çalışırdım. Ona göre dururdum mesela. Hani hı hı. buradan hareket eder, buradan gaz bombası gelir... ...benim Ondan şurada durmak... Bunlar zaten bir hayatta kalma... E, ...survive'ı <laughs> çıkmalı, <laughs> evet. maddeleri gibi. Es, eskiden e, polisler jokla girerlerdi, tahta jokla. Hani o zaman kendimizi korumak kolaydı ama şimdi... Yediniz gibi. mi o joku hiç? E, ya yemedim ben çünkü şey diye çok <laughs> dikkatliydim. Biraz önce sizin <gülüyor> dediğiniz <gülüyor> gibi... ...hani polis çekme lan falan dediğinde... Ben zaten 10 kare fotoğraf çekmiş oluyordum zaten. Hani onun o lafının üzerine başka bir pozisyon alabiliyordum ama bazen bunu ısrarla zorladığınız zaman arkadan bir tanesi size o jop'u geçiriyordu. Ben onu yapmadım öyle söyleyip. Mesela bu 1 Mayıs'ta bir önceki fotoğrafta. Bir gelebiliyor muyuz yoksa böyle akışta mıyız arkadaşlar? Ha dönebiliyorsa ha, biraz zaman istiyormuş o dönmek. O fotoğrafta mesela tam şeydi, eee diskten, diskin önünden çıkıp taksime yürümek isteyen grup vardı. Polisle tam cadde üzerinde karşı karşıya geldiler. Hı -hı. Şimdi biz de arada duruyoruz Gazetecileri... Burada değil mi? Burası. Ne hangi fotoğraf? Yok, o geçti o. Deminki evet. o şey polislerin müdahale ettiği tamam. bir şeydi. Tam böyle sokağın ortasında arada kalıyorsunuz. E, şimdi burda iki arada kalınca zaten işiniz çok Fena oluyor biliyorsunuz o tarafa tabii, da bu tarafa tabii. da şeysiniz tabii. yabancısınız, objektif olmak zorundasınız. Şimdi Tomu biber gazı ya da suyu sıktığı zaman bir apartmanın kapısını kendime siper olarak alıp hani buradan su gelirse çünkü ayırmıyor yani Tom'a sık suyu diyor bitti iyi geçmiş olsun bu gazetecilere. Kim varsa. Tabii tabii arada kaynayıp gitmemek için çay şey yapmak lazım öyle. Bu, da bu şey de bu korona evet. zamanında çektiğim bir fotoğraftı. Ben mesela böyle korona zaman nasıldı mesela bir foto muhabiri için hmm. değil mi? Biraz daha doğaya dönüş mü oldu sizin ya için? Aslında Hayvanlar. ben sonra şey dedim. <laughs> acaba ayda bir İstanbul'a sokağa çıkma yasağı mı <laughs> getirseler olsa, yani İstanbul'da saat. bir toprak dinlense taş din Yunuslar geldi biliyorsunuz denize ve Haliç'in sularına evet. girdi yani. Evet. Bir Alman fotoğrafçı. Evet, biraz, biraz şey dinlensinler bir, Biraz hatlar. dinlensinler yani şey olarak. S Dolayısıyla da İstanbul'u korona zamanında ben o kadar çok fotoğraf çektim ki bir daha bunu yaşamayacağız. Hani nasıl yıllar önce İspanyol gribinden bahsediyorlarsa Tabii. yıllar sonra da işte koronadan bahsedecekler ve onu anlattıkları zaman yani bir sinemacıya da bir işte fotoğrafçıya bir yazara da görsel malzeme olsun diye, bellek olsun diye İstanbul'da olabildiğine daha çok fotoğraf çekmeye çalıştım ki Hı -hı. hani böyle bütün zamanımı değerlendirmek istedim. Bomboş sokaklar. Bomboş sokaklar. Yakalanacak fırsat Yakalan, değil. Yakalanacak, yani öyle değil. <laughs> hani bu başka işlerde de, yani depreme de gittiğinizde, mesela en son depremde 15 gün çalıştım. Ya onu benim için verilmiş bir fırsat olduğunu, oradaki insanlarla temas etmenin insan olarak bana bir farkındalık katacağını. Ee, biliyorsunuz ekrandan izlemekle yerinde olmak arasında da fark var. Yani yerinde olduğunuzda bu tarafta ağlayan insan görüyorsanız da, Burada yemeğini yiyen, burada oynayan çocuk da görüyorsunuz. Siz o dengeyi kendi vücut içinde sağlayabiliyor. Oysa ekrana baktığınız zaman sadece bir açıdan geldiği zaman zanneder ediyorsunuz ki orada bütün her şey aynı şekilde yaşanıyor ve televizyon aslında insanı biraz daha hasta ediyor. O yüzden doğru, tedavi abi, olmak için sahaya doğru. gitmek insan için daha iyi. Onlara dokunduğunuz zaman ya da çayına çorbasına eşlik ettiğinizde, ortak olduğunuzda da insan olarak da onların hani acılarını dokunarak paylaşmakta insanı tedavi ediyor. Ben onun o anlamda çok kıymetli olduğunu, sahada olmanın çok kıymetli olduğunu evet, düşünüyorum. Evet. Ekranın başında olsam çıldırırdım diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ama en azından orada her şeye rağmen devam etmeye Hayatın devam bir hayat ettiğini var. biliyoruz çünkü evet. şey gibi düşünün. Biliyorsunuz ilk anda şok yani o Tabii. travma ne durumu. Ne zaman oldu. gittiniz siz depremde? Ben mi? ikinci günü gittim. Ben bütün bölgeyi dolaştım öyle. Sonra bir hafta, sıcağı sıcağına sıcağı yani bir hafta. Ben işte bir ondan sonra gelip bir ay sonra bir daha gittim. Aynı rotayı tekrarladım öyle. Dolayısıyla da şey neler değişti, neler değişmedi. İşin sadece benim fotoğrafçılığımda şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz haber fotoğrafı, haber fotoğrafı çekiyor. Ankara'dakiler meclise gider, işte oradaki gündemi takip eder. Ben yaşadığım dönemle alakalı, yaşadığım dönemin ünlü insanları, şehri, ülkesi, işte spor olayları, bunların hepsini belgelemekle kendimi sorumlu hissediyorum. Dolayısıyla benim fotoğrafçılığım sadece bir bakış açısıyla Değil. Hı hı. Yani buraya koymadım. işte marjinal insanların hayatları da var. Yani gece kulüplerinde çektiğim hı. fotoğraflar. Yani benim sadece modacılarım, benim sadece ressamlarım, benim sadece sinemacılarım bile başlı başına bir şey. Çünkü biz arayüler ekolünden ve yolundan gitmeye çalışıyoruz. Yani yaşadığımız dönemi belgelemekle. Bir tarihçi. Pisinlik arayüller de onu şey diye söyler. Yani biz tarihi fotoğraf makinesiyle zapt eden insanlarız diye. Zamanın tarihçileri. Fotoğraf, Foto muhabirleri, belgesel foto muhabirleri öyle söyleyeyim. Yani çok da ciddi bir sorumluluktan bahsediyorsunuz aslında. Yani insan bir işe o fotoğrafın eski deyimle denklenşörüne basmaya ya da yeni teknolojilerle e, basmaya soyunduysa bu sorumluluk bilinciyle bu kolay bir şey değil. Kolay bir şey değil. Değil mi? Değil. Ben mesela belgesel foto muhabirliği işlerinin… Yani ne... şunu demeye çalışıyorum. Hani bir derdin olmadan çekilen fotoğrafla ee, bir ana tanıklık etmek, bunu kitlelere en doğru şekilde anlatmak hatta bugünün kitlelerine değil yani yüzlerce yıl boyunca bir şey gibi düşünmek onu bir kayıt, tarihe düşünen bir kayıt gibi düşünmek arasında dağlar kadar fark var. O sorumluluk alanı bir fotoğrafçı üzerinde nasıl bir baskı yaratıyor? Ya şöyle düşünün, ben belgesel foto muhabili işlerinin çektiğimiz foto, benim bu fotoğrafların gelecek yüzyıllarda arkeolojik kazı alanı olacak. Ben bunu biliyorum. yani 100 sene sonra sizin kızınızın çocukları, torunlarınız o fotoğraflara bakıp İstanbul'u ...görmeye çalışacaklar. Hı -hı. Dolayısıyla da ben... Bu arşivleri aman bir müzeye <laughs> falan saklayın <saklıyoruz gülüyor> evet, o zaman var mı? çünkü şey bu, bunu korumaya çalışır <laughs> çocuklar bunu... Kaç yüz binlerce değil mi fotoğraf? Yani Ama çok fazla. El ediniz. Çok, çok fazla. Arşivler var. Arşivler var. Yani Bir, bu... bir müzeniz var mı dijital Yok. tarafta? <gülüyor> Yok. Yok <laughs> daha öyle bir şeyimiz var. İnşallah bir dijital <laughs> müzesi olsun. Yani hocam. o fotoğrafların şöyle düşünün. E bakın bugün biraz önce sizin kanalda da vardı... ...yapay zeka ile ilgili işte metni görüntüye dönüştürüyor. Teknoloji o kadar çok hızlı gelişiyor ki ve ön göremiyoruz artık. Yani önümüzü göremiyoruz şu an öyle söyleyeyim. Aynen. Ve çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Bunlar doğal olanlar. Bunlar işte hani hormonsuz olan fotoğraflar. Gelecekte sadece bu belge ve doğal olanları ancak koruyabilirsek, hı. foto muhabirleri işlerini koruyabilirsek ülkenin görsel belleğine çok önemli bir katkı sunacağız. O yüzden Türkiye'de sadece gazete yönetimleri değil, aynı zamanda sorumlu kişiler de fotoğrafın, belgesel fotoğrafın ya da foto muhabirin işlerinin kıymetini bilmiyor. Oysa bunlar mesela... Aragüler'in arşivini alan işte bir kurum var. O vesile Aragüler için bizim milli mirasımız dedi. Yani Aragüler'in Güler'in evet. mirası yok ama o görsel fotoğraflar bu ülkenin görsel belleğinde, bu ülkenin ortak hafızası. Dolayısıyla foto muhabiri işlerine böyle bu gözle bakmak Çok de. doğru söylüyorsun. Ben çiçek böcek falan çeken fotoğrafçılara bir derdim, bir sözüm yok ama o 100 sene sonra da o ağaç bir Tabii. şekilde başka şekilde açacak, devam edecek. Ama bu insanları bulmak imkansız. İmkansız. Ya yani müzeyen seneri sahnede çektim. İşte ne bileyim Neşet tartışık. Bir daha böyle bir şey şansınız yoksa bunu kıymeti bilinsin. Neşet Ertaş'ın şarkıları, türküleri, Müzeyyen Senen'in şarkıları devam ettiğince benim fotoğraflarımda onları eşlik edecek. He onlar beni destekleyecek, yani taşıyacak. Ben de onları taşıyacağım. O yüzden bu bilinçle fotoğraf çekiyorum. Yani aslında bütün derdim, e, yani benim sorumluluk alanım aslında şu an dolmuş gibi. Yani bir çeyreği ben neredeyse fotoğrafladım. Bundan sonraki de diğer genç arkadaşlara daha çok yol olacak, Şimdi iş Şimdi bundan sonraki gerçekten çok önemli bir şey söylediniz aslında az önce. Gerçekliğinden şüphe etmediğimiz son çağı kapattık, kapattık fotoğrafçılıkta. Bitti. Yani biz bu fotoğraflara bakan insanlar diyecekler ki şu tarihe kadar çekilmiş olan Ercan Aslan fotoğrafları yüzde yüz gerçek. bir de ben... Işıkla oynanmıştır. Biraz Photoshop bilmem ne bir şeyler yok. Hanım şunu söyleyeyim size. <laughs> yani çünkü işte şimdi yapay zekadan sonra şeyi de ayırt edemiyoruz. Çok... Yani bir gün önümüze bir fotoğraf mesela 2050'de benim kızım 2048'den 2030'dan bir fotoğrafa baktığı zaman acaba üretilmiş bir resim mi fotoğraf anlayamayacak, mı? Anlayamayacak. Yoksa gerçek mi? Çok korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Korkunç bir şey. E bir de şey mesela bazı fotoğrafçı abiler arkadaşlar yapıyor yapay zeka müdahalesiyle. E bunu öyle koyuyorlar. Yani aslında bunun bilgilendirmesinin yapılması lazım. Demesi lazım ki buna bir müdahale bir var. var. Kaç tarafı da saf yerine koyup ya da onları manipüle etmemek lazım. Bunun yazılması da bu, ileride bunlar çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bir de anım hanım şey gibi düşünün. Hani siz de yıllardır bu meslekteyiz. Hani siz de bu işi yapıyorsunuz. Güvenilir olmak, iyi bir insan olmak çok önemli. Benim önceliğim iyi bir insan olmak. Yani iyi bir foto muhabirinden önce iyi bir insan olarak Hı -hı. var olmak. Dolayısıyla benim işlerimin hepsinde yani bunu Ercan Arslan çektiyse, bunda hile yok, bunda hurda yok. Ben mesela böyle çok ünlü insanların fotoğrafını çektim. Ama ya çok, çok büyük... yakışıklı bir at yok mu evet, bunda e, hiç hile hurda? <laughs> yani şey bu yok, bunlar hiçbirinde yok. Evet. Şey gibi düşünün. E, Kurgu yok yani yok, ama. ben onları nasıl şimdi topu... şeyleri kurgu yapardım. Mesela kurgu dediğim şöyle bir şey. Orhan Pamuk alıp evinden bir yere götürüp fotoğraf çekiyorsunuz. Size de gelsem evet. götürüp bir yerde fotoğraf çekerim. Evet. Ama onun dışındaki fotoğraflara müdahale edemiyorsunuz. Çünkü siz bunları müdahale edip delir karartması gibi yapamazsınız. Ben onu hani iyi bir insan olarak, iyi bir foto mavri olarak hani fotoğraflarımın öyle kalmasını istiyorum, öyle korunmasını istiyorum. Derdim biraz da öyle. Hı, hı. Peki nasıl güzel bir gelin bu, Bu nerede bu? E, bu Ercan. benim yeğenim, Iğdır'da. Evet yani onun düğününde ben de böyle makine ah şey yapıp, bu kurgu değil tabii evet. şey kapıdan çıkarken işte evet. ben öyle bir şey… Türk bayrakları asılmış evet, falan böyle. Evet. Renkleri bir işte bu şey, bizim oraların i̇şte böyle… Ercan şey. Aslan'ın akrabası olmak böyle bir şey, <laughs> bir, bir <Evet>. şans. <laughs> Mesela ben çocuklara çok bunu söylemekte çok şey alıyorum, çok gurur duyduğum bir şey. Ee, onu mutlaka söylemek isterim, sizinle paylaşmak isterim. İnsanın bazen mesleki zekat vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben mesela bir foto olarak Mimar Sinan'dan Yıldız Teknik'te yaklaşık 20 yıldır böyle neredeyse çay parasına ders veriyorum. <laughs> Onun dışında küçük çocuklarla İstanbul'da fotoğraf turları yapıyorum. Yani güler yüz karşılığında. Amacım çocukları biraz daha yaşadıkları şehri öğretmek, sokakta iletişim dilini öğretmek. Biraz o teknolojiden koparıp hayatla temas etmeyi öğretmek. Ellerinde öğrenmek. ne oluyor çocuklar? E, makinesi olanlar da oluyor. Cep, Cep telefonu, telefonu olanlar oldu oldu. da. Onları böyle tarihi yarım adada, İstanbul'un farklı fotoğraf rotalarım var. Oralara e, götürüp sosyal sorumluluk projesi haline de getirdik onu daha sonra. Harika. Dolayısıyla, Aklımızda olsun. Nerede bu planlı turlar? Onları çocuğuna? ben böyle eş dost arkadaşları topluyorum. E, o, o yüzden baya biraz baya önce dediniz ya Can Arslan'ın tanıdığı <laughs> olmak. E, i̇nşallah şey yapacağız. Yani daha böyle... E, çünkü İstanbul'un bilinmeyen hani o tarihi dokusu içinde çocukları gezdirip onlara işte balıkçıyla muhabbet etmesi muhabbet etmesi. Çocuklar bakmıyorlar etraflarına. Biraz o, o, o biliyorum. Yani ya. şu çok telefon çok tehlikeli bir Şok. şey. Çok korkunç bir şey. Ben de görüyorum işte hani müdahale etmeye çalışıyorum ben benim hala de arabada var. giderken yolda sağıma soluma bakıyorum. Hiçbir şey görmesek plakalara bakardık yani biz. Et Ama benim kızım şey. sadece telefona bakarak çok, iki rota arasını tamamlıyor yok, yani. Yok, çok kötü bir şey. Ya o, korkunç bir şey, o yüzden tutuyor. Ercan Aslan lütfen çocuklarımızı alsın, <laughs> şu şehri bir dolaştırsın. Bakmakla görmek <laughs> arasındaki. Bakmakla görmek değil, bir bakmaya bir alıştırmak şimdi lazım. Mesela şey diye, şimdi mesele şey değil. Sosyal medyada yani. insanlar şey yapıyor işte, babam öldü diye paylaşıyor, koyuyor ya da babasını hmm. hemen beğeniyorlar mesela. hani yani evet. Babam öldü diyor yani. Evet. yani. Şu bir satır bir okusan rahmet edip onu bile okumuyorlar. Dolayısıyla okuma ile ilgili bir sıkıntınız var. Demek ki eğer fotoğraf dünyada yükselen bir değer ve trendse hı hı. bunu iyi kullanmak lazım. Doğru kullanırsak belki çocuklara bir şekilde hayatta bağlantı kurdurabiliriz. Ee, sosyal medyanın hani Türkiye şu an belki o tehlikeli boyuta girmedi ama yurt dışında ilaç tedavisi şeklinde yapılan işte müdahaleler de var. Yani medya, sosyal medya bağımlılığı evet, tarafından. Evet, onun çünkü çok böyle tehlikeli alanları da var. Ondan yatıp kalkanlar... Çocuklara biraz galiba B planı, C planı sunamadığımız için de bu olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Yani çocukları meşgul edecek bir yerini dolduracak bir alternatif bulamıyoruz. Belki de en büyük sorunumuz bu. Bize. Niye bulamıyoruz? O bu kadar çünkü biz de, var. biz de koşturuyoruz. Biz de koşturuyoruz. Biz de, koşturuyor. biz de nefes almadan hayat biz o kadar yoruyor ki biz de koşturuyoruz. Dolayısıyla hmm. çocuklara hani alternatif sunmak, hani müzikte, sporda diyorlar ya mesela onlara evet. meşgul evet. edecek bir şey bulmak lazım. Evet. Ee, bir de galiba işte o şey farkını anlamakta zorluk çekiyoruz biz yaş olarak. Evet. Şimdi tabii avantajlı ailelerde yine iş biraz daha çözüm üretme noktasına gidebiliyor ama özellikle İstanbul'un ya da Anadolu'nun pek çok kentinde gerçekten de e, milyonlarca evladımız var. E, Anadolu'da yine sokakta top koşturuyor evet. çocuklar ya da kızlar ne yapıyor bilmiyorum ama büyük şehirlerde sokakta top da koşturamıyorlar. Yani kendi mahallerinde dışarı çıktıkları anda bir sürü tehlikeyle karşı karşıyalar dışarıda. Başta torbacısı, ucusu bucusu olmak üzere. Ee, çocukları dışarı salmak da kolay değil ee, ama mutlaka meşgul tutmak gerekiyor. Çok ee, Anadolu'daki sanıyorsun. çocuklar için de söyleyeyim. Nasıl? Ee, ben geçtiğimiz aylarda bir derike gittim Mardin Derik'te. Sokakta böyle bir bir etkinlik vardı. Hepsi telefonda ben YouTuber'ım, ben şu mühim diye. Aynı durum. Herkes bir şekilde yani telefon bir kere girmiş. Evet. Yani Anadolu'nun en ücra köşesinde bile herkesin elinde telefon evine de girmiş. Hı hı. Ee, burada hani böyle sosyal mesleği sık, dediğim gibi hani kısıtlamak, sınırlamak değil. Alternatif üretmek lazım. Çok güzel bir kitap okudum yakın zamanda Çalınan Dikkat diye. Bu sosyal medya üzerinden hı. insanların yani şöyle söyleyeyim size sarhoşken araba kullanmak, telefona bak araba kullanırken telefona bakmaktan daha iyi yani. Daha iyi. Çok daha, Evet. Yani Tabii tabi, Yani onu bir şekilde… Kılar iyi bir örnek mi evet, bu. Yani bunu bile şey yapıyor. Yediğiniz yemekten işte yaptığınız harekete kadar her şeyi size anlatıyor. Dolayısıyla da yani dünyada o kadar hani benzer şeyler bulacağız. Yani okursanız o kitabı. Bulursunuz o çok önemli bir şey. Hı, hı Bizim dediğim gibi hani alternatifler yaratmamız lazım. Evet. O da çok böyle bir şehirde, böyle bir kaotik durumda yani televizyon açıyorsunuz başka sokak başka yani Türkiye gibi hızlı koşan bu kadar böyle kaotik hmm. bir ortama sahip bir ülke yok. Yani onlar yok. sakin sakin giden Tabii. ülkeler var bizde öyle bir şey yok. Tabii neyse, belki... Aslında iyiyiz bu. <laughs> yani Çalınan dikkat değil. diyoruz ya ille dikkat bir yerlere her seferinde yeni bir şeylere çekilmek zorunda çekiliyor, kalınıyor. Çekiliyor. Gençlerde ne görüyorsunuz mesela Ercan Hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani dediğim gibi... Çünkü Mimar Sinan çok iyi bir üniversite. E, e. Seçkin çocuklarla bir aradasınız. Onlar nasıllar? Ben işte orada okudum. Orada yüksek lisansımı yaptım. Mevklaşık'ta 20 senedir de işte orada basın fotoğrafı dersleri veriyorum. Şöyle söyleyeyim Ağvan'ım. E, sokaktaki sistemden okuldaki sistem, genel bütün üniversitelerde aynı şey olduğunu düşünüyorum. Makasın iki ucu çok açık. Yani e, okulda verilen eğitimle sokaktaki aynı şey değil. Siz de bilirsiniz. Tabii. Bir gazetecilik... Yani, ya 50'nin üzerinde galiba iletişim fakültesi var. Gazetelerin, televizyonların durumu ortada. Hani nereye gidiyor bunlar mezun olup? Evet. Siz de biliyorsunuz ki televizyonda çalışmak, kanalda gelip burada hani ortayı toparlasa. Tabii. Iki, işte Üniversite kameraman, yönetmen kat kat ne yapıyor diye görse okulda göreceği 6 aylık eğitime denk gelebilir. Tabii. Yani ben maalesef küçümsemiyorum. Yok ama Ö üniversiteler böyle. E böyle. Ben o bütün okullarda böyle. Hani bütün ben diğer hocalara da sorayım. Ya bu nedir durum? Mesela benim mimarlıktaki dersim seçmeli ders. Bana işte grafikten de geliyor, resimden de geliyor, sinema televizyondan da öğrenciler geliyor. Ben bunun bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece fotoğrafçılardan bir arkadaşım olsun da istemiyorum. Çünkü <laughs> beni besleyecek başka sanat alanları mimarlığın böyle bir artısı var çünkü. <laughs> Farklı disiplinlerden sanat disiplinlerinden öğrenciniz olması sizi de besliyor. Ben zaten beslenmek için hani ben onlardan bir şey öğreneyim, onlar da ben de onlara bir şey vereyim diye. Benim derdim onları sokağa hazırlamakta aslında. Hani sokağın e, nabzını onlara anlatmak yani sokakta bunlar var dikkat edin hani falan diye ya da çok meraklı birini yol göstermek için. Yoksa ben hepsini fotoma yapmak için gitmiyorum okula ama çok e, o tutkusuz heyecansız e, ülkenin genel durumu çocukların üzerinde, ülkenin işte göç eden işte giden e, üniversitelerin aynısı, bütün üniversitelerde yansıması var. En en iyi en seçkinlerde bile, değil mi? Ya arada bir kaç tane çok tutkulu çıkıyor. zaten onu siz görürsün. Buraya da bir evet. stajyer gelse, 10 tane, aradan bir tanesinin çok iyi olduğunu hemen fark edersiniz. Anlaştık. O öyledir, o kadardır. Evet. Ama bu. E, yani sistemin üzerinden silindir gibi geçtiği çocukların içerisinde o sisteme direnen çok doğal yeteneği olan ve direnci olan e, çok az sayıda ya çocuk. da doğru insanlara denk gelecek yani ya da doğru, da doğru yönlendirmeler insanları. olacak Tabii. yani bir mesela benim sevdiğim şey böyle bazen Anadolu'da çıkar ya bir çocuk işte resim öğretmenim beni keşfetti ya da spor hocam beni Aynen dedi öyle. ki yönlendirdi ben o yüzden Olimpiyatlara gidiyorum o bir insanın hayatına dokunabilmek o kadar evet. kıymetli ki yani bütün hepimizin aslında amacı böyle bir şey olması çok lazım doğru. işte. Onu o Anadolu'da bazı, bakın mesela ben Anadolu'daki öğrenciliğin İstanbul'dan daha kolay olduğunu. Iğdır'da mı okudunuz? Liseyi Iğdır'da bitirdim evet. Yani orada çünkü her şeye ulaşmak daha kolay. Şimdi siz kızı bir spora gönderseniz gideceği yer, evet. mesafesi falan acaba kaçta geldi, kaçta gidiyor. Ama orada öyle değil. Yürüyerek gidecek, yürüyerek gidecek. Kendi başına yapabiliyor. Aynen ama. öyle. Yani çok... dayanıklılığı olan çocuklar zaten hocam Anadolu'dan çıkıyor. Pek İstanbul'un öyle seçkin yerlerinden falan çıkmıyor yani ya da büyük şehirlerin şey söyleyeyim hanım. Mesela ben şeyle bir röportaj yaptım İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu. Adam akbil basıp otobüse biniyor, metroya biniyor ve bunu paylaşıyordu. Sonra biz onunla bir röportaj yaptık milliyeti. İşte işte Karaköy'de Eminönü'nde. Aslında yabancılar böyle Avrupalılar İstanbul güzel bir şehir. Yani evet. biz bir otobüs biletine Kuzguncaya gidebiliriz. Bir otobüs biletine Nişantaşı'na gidebiliriz. Bir otobüs biletine Bağcılar'a gidebiliriz. Üsküdar'a gidebiliriz bir vapur biletine. Yani bir vapur biletine dünyanın en güzel şehirlerine iki kıtayı dolaşarak gezebiliyorsunuz. Biz bunu yapamıyoruz. Evet. Biz çocuğumuzu kendi başına değil, hani birlikte de dolaşacak bir sistem geliştiremiyoruz. Dolayısıyla korkuyoruz sokaktan yaşananları görüyoruz, tedirgin oluyoruz. Tabii bu biraz sıkıntılı evet. bir. Fotoğrafçılıktan şey. nerelere nerelere evet, geldik? Ülke, <laughs> ama işte ülkenin gerçeğini <laughs> ülkenin biz de fotoğraflamaya çalışıyoruz. <laughs> evet. Hani zamanın tanıklığı bunlar Doğru. yaşanıyor ve biz ben de bunları belgelemeye çalışıyorum. Doğru. Fotoğrafçılığın söylüyor. içine zaten evet. hayatın kendisi sığdığı için kusura bakmayın. Evet. Yani e, olay fotoğraf, sadece hayat, zaten. Evet. hayat kendisi evet. zaten. E, siz tabii e, en son Türk basınının en güzel abilerini değil mi fotoğraf evet. öyle, öyle de en güzel abiler fotoğrafladınız? E, pek çoğu arkadaşınız, pek çoğu aynı zamandan evet. illiyetten evet. yol arkadaşınız da. Ee, yani bir yandan tabii onlara bakınca e, onları mı konuşalım, medyanın ne kadar değiştiğini mi konuşalım. Medyayı konuşmaya vaktimiz herhalde yetmez bir ekonomi kanalında ama e, neler söylemek istersiniz? Başka Şu, projeler var üç, mı? Onu üç, da ekleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim, ben şimdi 25 yılda, 30 yılda ürettiklerim artık proje olarak ayakların üstte duracak hale geldi. Ya yani işte geçtiğimiz günlerde Adana'da Yaşar Kemal <laughs> sergisi açtım. Ayşe, Yaşar Kemal'in ölüm yıl dönemi dolayısıyla. Olsun, Şimdi e, o dediğiniz işte mesleğin abileri birlikte çalıştığım yani Sami Koyun çok inanılmaz. Yani milliyetin omurgalarından biridir evet, mesela evet. Sami Koyun. E, oradaki diğer hepsi birlikte çalıştığım insanlardı. Dolayısıyla da sadece mesleğin bu rahmetli olanlarda bir yaşayanları var. Dediğim gibi bunun başka alanları var. Bunların hepsinin yanında durmak bile bir okul gibiydi biliyorsunuz. Siz de evet, yaşadığınız için evet, bilirsiniz. Evet. Sohbetini dinlemek, sorularını dinlemek. Yani bir foto olarak bazen siz de duyarsınız. Gitti, çekti, döndü. Hayır ben bir saat işte ne bileyim Selim ileri dinlemenin güzel bir şey olduğunu oturup orada onu dinlerdim ne anlatıyor diye. Bu ekonomicileri de dinlerdim. Süleyman Bey de kaç defa <laughs> fotoğrafladım. Çok güzel böyle sevdiğim sohbetleri var. Anekdotları var bazen anlatırım böyle. Ben bütün yani... Yok yok öyle söyleyeyim. Bana bir gün hani kimi çekmediniz diye sorarsanız onları evet. konuşuruz yani. Sayalım isimleri başka. <laughs> kimi çekmediniz peki o zaman? Ya Ferdi Tayfur'u çekmedim mesela. Çekmediniz evet, Yani şey yaptım. Özeli Hayranlığınız çektim. var mıydı? Çocuklukta hepimiz hayrandık Ferdi Tayfur'a. <laughs> yok benim bir yani ben biraz Anadolu'da büyümenin verdiği şey var yani. Türkü, türkü. sevme yani, An yani aşık Evet biraz türkücü evet. biraz. Çünkü türküyle yolculuk yapmayı severim. Türküyle geçmişime gitmeyi severim. Hı -hı. Fotoğraf da biraz o anlamda bana kıymetli gelir. Yani Hı -hı. fotoğrafla geçmişe gidersiniz. Türküyle çocukluğunuza gidersiniz. Ben hala o geleneksel Anadolu Hı -hı. motifli şeyin çok güzel bir sözü var onu söyleyeyim belki bağlayacaksınız. Evet. Eee Erdal Erzincan çok iyi bir türkücüdür kendisi. O bir sohbetinde Ustasına soruyor Nida Tüfekçi'ye, usta ne yapayım diye. O da diyor ki, pergelin bir ucunu doğduğun topraklara koy, gerisini de açabildiğin kadar aç. Aynen, güzel. Şimdi biz de fotoğrafçı olarak, ben önce işte memleketim, sonra İstanbul'da benim en çok yaşadığım şehir tabii ki yani. Yani pergelim hep burada ve ben hani öyle açabiliyorum şeyi. Dolayısıyla evet. da... Pergelin do bir ayağı doğru yere ve şey, Doğru yere, sağlam bir yere, eğer zaten, beslendiğiniz yere doğru, koyarsanız şey gibi düşünün. Yani Avrupa ben de bütün hepsini neredeyse gezdim. Evet. Ama İstanbul değil yani, öyle söyleyeyim ya da doğuda da İran, Suriye, Irak hepsini, o Afganistan, oraları da gördüm. İnsan kendi beslendiği toprakları, kendi coğrafyasının kültürünü öğrenmeden, i̇yi bil, bilmeden, bilmedi, yani Kars'a gitmeden, Mardin'i görmeden, bu gidip ben Paris'i gördüm demenin bir mantığı yok yani, öyle söyleyeyim size. Çok. Ya yani İstanbul'u görmeden de ben Mardin'e gittim demenin de bir mantığı yok. Yani Önce Anadolu. Önce İstanbul'da Önce ise İstanbul, sonra İstanbul, Anadolu. Yani sonra bunlar günübirlik düşünün Edirne'ye gitseniz buradan 3 saatlik yol gider, de yer, şehirde gezer gelirsiniz. Hayatınıza yeni bir şey katmış olursunuz. Evet ama bakmak ve görmek. Bakmakla görmek, hissetmek bu çok kıymetli. Gittiğimiz yerlerde. Evet. Hiç kolay değil. Kolay. Ee, i̇nşallah Ercan Arslan o ikisi arasındaki farkı bize anlatacağı bir, <laughs> 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 sadece <gülüyor> evet, mimar sana evet. mı girmemiz lazım bizim Ercan Arslan? <laughs> <laughs> Yo yani şey biz her zaman ekmeğin paylaşan ekme taze ekmek yer diye de o içel semfebemiz de var. E, ben her zaman amacım zaten bir şekilde katkı sunmak. Yani bu gördüğünüz evet. fotoğrafların bir gün parasal karşılığını hesaplamıyorum. Bunu manevi karşılığı yani bunları bir gün biri sahip çıkacağı bir ortam olduğunda zaten gazete bir kısmına sahip çıkıyordur. <laughs> bir kısmı da benim hani gazete dışında ürettiklerim var onların da bir şekilde doğru yerde dediğim gibi hani bu ülkenin görsel belleğine katkı sunacak sağlam bir yerde kalması benim için kıymetli evet, olur yani. Evet. Benim bu görevim işte sadece arşeyi. ben yaptım bittim yani bundan evet. bir şey kazan yani öyle bir derdim de yok. Ama torunlarımızın, çocuklarımızın bunlara ihtiyacı olacak. Ülkenin buna ihtiyacı olacak. Çünkü fotoğraf öyle evet. bir... Bildiğini... Gelecek nesillerin de buna ihtiyacı kesinlikle, olacak değil Kesinlikle, Türkiye'nin son 30 yılı. Son 30 yılı, bu 300 yıl sonra da bu 30 yılı merak evet, edenler merak için, edenler. siyasette mesela merak edenler, ekonomide merak edilenlerin hepsini orada evet. fotoğraflarda görecekler yani. Ve unutmayalım ki bunlar gerçekliğinden şüphe edilmeyen son fotoğraflar. fotoğraflar. Evet, evet, ah, bunun, evet, üzerine, evet. bunun üzerine bir yayın daha yapalım. Yapalım inşallah. Gerçekten çok sıra dışı dönemler bizi bekliyor önümüzdeki yıllarda neyse ki bu dönemlere tanık olduk. Allah çocuklarımıza ne diyelim? Güzel gerçekle gelecek. doğruyla yanlışı ayırt etme Değil konusunda daha büyük bir güç ve iman versin, versin diyorum. Versin. Başka versin. hiçbir şey demiyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben Teşekkür ederim. İnşallah Ekonomi konuşmadık ama hayata dair bir şey. Ekonomi de hayatın kendisi. Evet, evet, evet. O pergel dediniz ya aslında pergeli ekonomiye saplayanlar Gerçekten de şöyle etrafta her şeyde daha iyi anlamaya da başlıyorsunuz. Birçok şeyin nedenini ve hani aynanın arkasını daha iyi de görmeye başlıyorsunuz. Burası da doğru bir pergel şeyi merkezi. Yani bunu Yaşar Kemal de aynısını yapıyor. Çukurova'ya pergeli koyuyor, Aynı, dünyayı evet. dolaşıyor yani. Çukurova'yı Yaşar Kemal'den doğru, öğrendi doğru. insanlar. Valla yani. ders dolu bir işte evet. sohbeti aktarmış olduk Ercan Arslan'ın vizyonuyla ve fotoğrafları üzerinden. Proje var mı? Projeler var. Bunlar bitmiyor diyorsunuz. Var. Artık bundan sonra dedim ya biraz daha evet. gazeteyi bıraktıktan sonra evet. artık. Daha da çok yeni gazeteyi e, bırakmanız ama gazete bırakmadan yani şey, aslında da. Yani şey dediğim gibi tanıklığım çok fazla evet. o yüzden hani evet. bende değil. O artık herkesin malı sayılır yani. O fotoğraf arşivleri toparlanabiliyor mu? Düzenlenebiliyor mu? Ee, asıl... Çıkılabiliyor mu o işin içinden? İşte şey onu ona ciddi ee, mesele. Bir gün gibi. öyle bir sohbette anlatırım şey. mesela. Hani böyle dosyalar 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 Benim dosyalar. Sizin bilgisayar? Tek korkumuz işte bir gün böyle bu teknolojiyle birlikte bir virüsün gelip o bütün belleği yani ha. yok etmesi. Yani şöyle düşünün. Ama yedeklemişsinizdir. Yedeklemeye çalışıyorum ama şöyle düşünün sizin fotoğraflarınız var mesela. Hı hı bir şey olsa inşallah öyle bir şey olmaz da yani çocuk kızınızın mesela çocukluğuna dair fotoğraflar yok olsa nasıl bir cevap şaşırırsınız yani çok. Ben o yüzden mesela size tavsiyem evet. arada böyle birkaç tanesini karta bastırmayı unutmayın tamam peki eskisi gibi olsun peki eskisi, eskisi gibi olsun eski analog yıllar gibi evet, çok öyle. teşekkür ediyorum teşekkür. kısa bir reklam arasında gidiyoruz reklamların ardından biz yine ekonomiye döneceğiz. Biraz tasarrufu konuşacağız. Tasarruf ederken bir şeyler sahip olmayı konuşacağız. Önemli konular bunlar. Görüşmek üzere. Evet gün ortasında bazı oturmalar kalkmalarla ilgili teknik aksaklıklarımız ilk bakmalı hoş geldiniz. Sağlam mı? Şu an sağlam duruyor. Biraz böyle şey tabii tam da Ramazan dönemi. Evet, evet. Kolay bir dönemde de geçmiyoruz. Oturduğumuz şeyler, tabureler falan biraz yerimiz girdik girdik yayındayız. Evet. Şimdi Eyüp Akbal'ı görünce tanıyanlar da tanıyorlar. Siz bayağı tanıyorsunuz ya Fuzul. E, değil mi? Da. Eyüp Bey siz şahsen de tanıyorsunuz yani. Tanıyorlar artık. Siz kaç yıl oldu? Ee, 32 yılı geride bıraktık. 32 yıl. Tabii bu aslında Türkiye'de işletmeler açısından çok önemli bir rakam. Evet. Biliyorsunuz Avrupa ve Türkiye dahil olmak üzere aile şirketlerinin ve normal şirketlerin ömürleri 23 yıl, 20 yıl, bazı zamanlar 15 yıla kadar iniyor bu Tabii. aile şirketleri. Siz 92'de de. kuruldunuz. 92'de kurulduk ve o gündür bugündür aynı çizgide devam ediyoruz ama sürekli artan bir ivmeyle devam ediyoruz biz. O açıdan baktığımızda Şanslı hissediyoruz kendimizi. E, Halen tabii Siz 30 mi yıl... getirdiniz bu e, finansman modelini Türkiye'ye? Sizden önce var mıydı bu tasarruf finansmanı şöyle, olarak tanımlanıyor şöyle, bu artık? Şöyle anlatayım Ağva Hanım. E, yılında bu sektörle ilgili, özellikle bizim e, o zaman Fuzul Dış Ticaret tipi firmamız vardı. Bu Balkan ülkelerinde bir dağılma söz konusu olunca o bölgelere dönük bir çalışma yapalım dedik. Tabii orada bankacılık sistemi, ticaret sistemleri gelişmediği için çok kısa zaman sonra tekrar dönmek zorunda kaldık Türkiye'ye. Ve bu arada nasıl bir yol izleyebiliriz dedik. O dönem e, rahmetli Emin Üstün Bey e, böyle bir sistemle ilgili bir çalışma koymuştu ortaya. Hı hı. Hemen hızlı bir şekilde değerlendirip bunu e, güven esası üzerine inşa edildiği için evet. hep beraber yapabiliriz dedik. Ve başladık biz aynı zamanda. Evet. başladık. Daha sonra bizden sonra çok sayıda firma ortaya çıktı. Tabii o dönemler biliyorsunuz ekonomik anlamda Türkiye'nin çok farklı bir konjüktürü vardı. Faizler, gecelik rapolar, enflasyon oranları çok Tabii, yüksekti. 90'lardan 90 bahsediyoruz. 90'lı yıllardan. O. Ve siyasi anlamda da çok ciddi bir karışıklık vardı. Bu ortamlarda bile sektör kendisini çok güzel ifade etti. Geldiğimiz döneme baktığımızda 32 yılda sektör kendisini çok iyi test etti. Tabii bu arada, bu arada çok eleme oldu, e, onu, onu vatanlar oldu, onu şimdi sistemi de ortaya koyalım oraya, oraya doğru yavaş yavaş tabii. geliyorum. Tabii bu e, ciddi anlamda bir e, tecrübe istiyor, sermaye yapısı istiyor bu sektör. Tabii. E, i̇nsanlar dışarıdan çok basit görerek biz de bunu yapabiliriz deyip, herhangi bir düzenleme de olmadığı için, regülasyon da olmadığı için… Ne zaman? Zaten çok yeni çıktı. Tabii yeni çıktı zaman, yani. Geçen yıl mı iki, çıktı iki sene BDDK? Oldu. İki, i̇ki yıl oldu. İki yıl oldu. E, Yine 2015'ten sonra tekrardan bu firmalar çıkmaya başlayınca artık bunun ekonomik hayatta ciddi anlamda bir karşı olmaya başladı ve insanların mağdur edilme ihtimali de çok yükselmeye başlayınca yaptığımız görüşmelerle uzun bir görüşme bu. Aslında ayrı bir başlıkta da bunu incelemek Hı. lazım. Uzun bir uğraştan sonra nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Meclisten yasa çıktı. BDDK'ya bağlandık. Hı hı. Şu an e, güven tazelenmiş oldu. E, gerçekten de bu işi yapacak olan firmalara e, yetki verildi. lisans verildi. Şu an BDDK tarafından sürekli regüle edilip kontrol ediliyor ve uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor. Hı. Daha yeni yeni bir daha sürü yeni, daha regülasyonlar daha çıkıyor yani. Tabii. Her e, geçen sistem. gün yeni bir e, düzenleme getiriyor. Bu aynı zamanda bizim de ciddi anlamda bir e, kurumsallaşmayı da oluşturuyor bizler için. Dolayısıyla şöyle baktığımız zaman Ahu Hanım, yeni bir sektör. Belki bu gelecek 10 yılda Türkiye için çok daha farklı bir yöne evrilecek bir sektör. Hmm, tamam. Şimdi birazcık o zaman kuralı, mevzuatı her şeyi çıktı. Sistem oturuyor. Elenenler elendi. Hayırlısıyla inşallah bundan sonra sağlam bir şekilde devam edecek. Bu tasarruf finansman modelini bir iyice bir açalım. Açalım. Kullanan var, kullanmayan var ama bu modeli bir güzel anlatalım. Nasıl çalışıyor sistem? Şimdi model aslında Burada siz ev araba için çıkmıştınız yola, ee, değil mi? Araba da var. Şu an yasa bize 3 tane ürünle sınırlandırdı. Hı. Bu ürünler ev, iş yeri, yani çatılı iş yeri Hı. ve araç sahibi. Araç da var. Araç, tekrar. araç da var. Tamam. Şimdi Aralık ayında geçen 2000, geçen sene Aralık'tan bu yana ev fiyatları çok yükseldi. Çok. Doğal olarak da finansal erişim de çok zorlaştı. Öyle durdu olunca, zaten, piyasa öyle durdu Öyle olunca yani. sektörde bizim çalışma modelimiz ön plana çıktı. Peki biz nasıl yapıyoruz bunu? Biz nasıl yapıyoruz? Dikkat ederseniz son dönemde bir reklam filmimiz çıktı bizim. Hı hı. Orada bir ayrışmaya doğru gittiğimizi ifade ettik reklamımızda özellikle Murat Yıldırım ve eşiyle birlikte hı hı. kamuoyuna güzel bir mesaj verildi. Bu e, mesajda bizim asıl konumuz insanlarımızın kendi maliyetleriyle, kendi imkanlarıyla ev sahibi olabilmeyi, herhangi bir kredi kuruluşundan kredi aldığında 3 katı, 4 katı yani 1'e 3, 1'e 4 gibi bir rakamla e, karşılaşmaması için bu sektörün çok önemli bir avantaj olduğunu ifade etmeye çalıştık. Evet. Hakikaten de e, rakamlar da önümüzde duruyor. Sektör olarak da rakamlar duruyor önümüzde. Sürekli büyüyen bir ivme var. Burada sisteme girenler herhangi bir faiz ödemiyorlar. Bir, birisi bu. Faizsiz yani bir kesinlikle sistem. Kesinlikle faiz yok bir tamam. sistemde. Nasıl işliyor peki? Şöyle, e, gruplarımız var bizim. Bir kişi ev almak istiyor. Gruplarımız var bizim. Bu gruplarımız 30 aylıktan başlayıp 120 aya kadar bir seçenek sunuyoruz müşterilerimize. Hı -hı. Tamam. İkincisi, bu müşterilerimiz... İster çekilişli gruba girerlerse, 1 ile 4 ay arasında çıkarsa teslim ediyoruz kendilerine. En geç şartlarda da vadesinin yüzde 40'ına kadar bir süre içerisinde evini alıyor. Evet. Diğer bir kısım da ben artık çekilişe girmiyorum. Bu arada çekilişler noter huzurunda şeffaf yapılıyor. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Ee... Diğeri de eğer vatandaşımız ben ya da müşterimiz ben evimi belli bir zaman diliminde almak istiyorum diyorsa o zaman diliminde de alabiliyor. <laughs> Şöyle ki belli bir peşinat da verebilir. O peşinatı verdiğinde 4 ay olmak üzere, 5 ay olmak üzere teslimatını gerçekleştiriyoruz kendisine. Şimdi bir sisteme şimdi burada, baştan başlayalım. Şimdi burada ee, başlıyorum Eyüpak ben. Bal. 100 milyon. Heh. Örnek olarak diyorum 100 bin lira 1 milyon için konuşalım biz. Evet. 1 milyonluk bir ev almak isteyen, artık gerçi 1 milyon yok da anlaşılsın diye söylüyorum. Hı. Bir milyonluk bir ev için bir tamam. müşterimiz bunun yüzde kırkını verdiği zaman. Hı. Sisteme giriş mi yapıyor? Sisteme zaten giriyor ama peşinat sistem için konuşuyorum bunu. Tamam. Ama yüzde kırkım yok deyip de yüzde otuz da verebilir, yüzde yirmi de verebilir. Tamam. Bu oranda teslimat e, aralığı azalıp veya çoğalıyor. çoğalıyor. Az peşinat verirse, peşin 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 verirse, verirse daha uzun vadede alıyor, çok peşinat verirse daha erken alıyor. Burada e, vatandaşlarımıza özellikle şu konuyu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin herhangi bir yerinden, herhangi bir projeden satın alabilir. Hah, onu bu da çok soracağım. Önemli. Kendi seçtiği bir eve kendi gidebilir. Seçtiği, kendi seçtiği bir evde bölgeden, mahalleden, binadan veya müteahhitten alabilir. Tamam. Bizim kendi yaptığımız projelerin alma zorunluğu yok. Tamam. Sizin de var değil Tabii mi? Çünkü gayrimenkul tarafından fuzul, tarafında, fuzul yapıp evet, üretiyorsunuz. Aynen. Doğru doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu bir özgürlük. Yani Türkiye'nin istediği yerinden. Örnek olarak diyor ki Ahu Hanım diyor ki ben... Bodrum'da bir yazlık almak istiyorum, Hı. Bodrum'da bir ev almak istiyorum, işte emekliliğim döneminde orada yaşamak istiyorum dersen evet. oradan alabilir. Şimdiden aslında yarın alacağını bugüne ödemeye başlıyorsun. Evet. sistemin özledi bu. Bu aynı zamanda tabii tasarruf da beraberinde getiriyor. Bir nokta daha, kesinlikle Hı. burada vade farkı yok. Vade farkı yok. Kesinlikle yok. Çünkü yasak. Bizim kuruluş esasımız zaten faiz sistem üzerine kurulmuştur. 30 ay ila 120 ay arasında hiçbir fark yok. Bir ödeme, geri ödeme Tabii. yapıyor. Aynı. 120 ay ne demek? 10 sene, 10 demek. Vade farksız nasıl oluyor? Ya. Nasıl oluyor? Şimdi şöyle teslimatımızı da biz 1 ila 120 ay arasında yaptığımızda e, kural olarak 5'te 2 süresini doldurmamız gerekiyor. Yüzde 40'ın tamamlaması gerekiyor. Sürenin yüzde 40'ına ödeme yapması için. Dolayısıyla 100 aylık grup için konuşuyorum. Burada daha net olsun diye. 40. aya kadar teslimatları yapıyorum ben. 120 kişiye. Hı hı, tamam. 40. aya kadar birleri 1. ayda alıyor, birleri 2. ayda o şekilde devam edip 100 e, 40. aya kadar 100 kişinin bütün teslimatlarını yapmış oluyorum ben. Peki. 3-3,5 yıl içerisinde. Evet. Yani öyle 10 yıl beklemiyor. Vade tamam. 10 yıl ama ödemesi. Peki. Teslim Evini vadeyi tamamlamadan da alabiliyor kimileri. O çekilişli sistemlerde oluyor. Çekilişli hı hı. sistemde. Evet. Çekilişsiz olduğu Çekiliş zaman olur, giriş gününüz siz belirliyorsunuz. Günü siz belirliyorsunuz. O günün de e, alacağınız tarihi de otomatik olarak ne kadar peşinat yatırmanız gerektiğini ne kadar taksi yatırmanız gerektiğini bazı pro, kampanyalarımızda ara ödemeler de var. Ara ödemeye de girebilir. Yani balon ödemeler dediğimiz ne diyelim belli, günün belli bir zamanda, yılın belli bir zamanda bir toplu ödemeleri geliyor. Hı, hı. İşte emekliliği geliyor. Yurt dışında tarla, şey, akrabası varsa oradan gelen para var. Tarlası varsa oradan, harmanı varsa oradan, tütünü varsa oradan evet. gibi böyle toplu ödemeler de yapabiliyor. Bu da ister istemez hem taksit sayılarını azaltıyor, taksit miktarlarını. Hı hı. Sayıda değişiklik yok. E, miktarını azaltıyor. Dolayısıyla en ekonomik şekilde ev sahibi olma yöntemini bu şekilde belirlemiş oluyor. Nasıl kuruyorsunuz bu şeysiz sistemi, faizsiz sistemi? Evet. Nasıl oluyor bu iş? Ya şöyle, zaten şu an anlaşıldıkça daha çok Çünkü artıyor. Çünkü paranın maliyeti o kadar yüksek ki. Ee, özellikle bu enflasyonist ortamda bu çok ön plana Değil çıktı mi? tabii. Biz aslında e, enflasyonist olmayan dönemlerde de bu işi halde hiç çok dikkat çekmiyorduk biz. Tabii. Ama şimdi enflasyon ortamı oldu vatandaş bir anda ya nasıl olacak nasıl oluyor diye sordu sizi sorduğunuz gibi. Tabii. Şimdi burada birincisi e, eskiden bizim ilk 90'lı yıllarda başladığımızda Ahvan'ın e, 1 ile 36 ay arasında teslimat yapıyorduk. 36 aylık grup için konuşuyorum. 1 36 ay arasında teslimat yapıyorduk. Yani 36. ayda da adam alabilirdi Ama şimdi Hı -hı. biz e, onu daha erken teslim ediyor. Yani 40'ın %40'ını tamamladığında teslim ediyoruz kendisine. Dolayısıyla %60'ın da biz karşılamış oluyoruz. Ya aslında bir denge usulü bu. Yani kaldıraç gibi düşünün. Hı hı. Tam ortada dengeleniyor bu. Her iki tarafta zarar görmüyor bu işte. Evet. Yani burada tabii sisteme sürekli bir yeni giriş olması üzerine sürekli. kurulu değil hı hı. mi? Hı hı. Yani bu hı hı. sistem böyle gider. Hı hı. Çünkü sizin bir sürü yan dallarınız da var ya artık çok büyük bir yapıya doğru evrildiniz. Evet. siz. Başka şirketler bu yapıyı besleyemez. Bu yapının kendi içerisinde o bu arada sürdür finansal sürdürülebilirliği bu arada sağlaması zaten gerekiyor. başta da ben e, girerken şunu söyledim. Yani BDDK bizden bu regülasyonla ilgili bilgi isterken mali gücünüzü de sorguluyor. Yani bu işi He. Siz Aksarsa sürdürebilir eğer. misiniz? Tabii Eğer hı. bir problem olursa, müşteri girişi olmazsa, evet. şartlar değişirse, mağduriyetli olan durumda siz nasıl bir yol izleyeceksiniz diye ekonomik yapınıza, gücünüze bakıyor. Ona göre karar verirler zaten. Hı hı. Nasıl kriterler tabii, orada BDDK kriterleri mesela? E, çok ağır kriterler. Yani tabii. çok eledi pek çok tabii, aktörü, çok, yani, değil, yani, değil e, mi? Bundan sonra kolay değil mi mesela bir ikinci fuzur yapı gücüne erişmek ya da? Şöyle e, şu an Türkiye'de onu söyleyeyim. E, Türkiye'de iki tane mevduat toplayan kurum var. Birincisi bankalar hı hı. ve diğer de bizim tasarruf finansman şirketleri. Hı hı. Dolayısıyla bununla, e, şu an bankalar ve bizim sisteme girişi için ciddi anlamda bir e, zorluk var. E, kolay değil. Banka evet. kurmak e, herkesin parası olabilir ama ona izin verilmiyor biliyorsunuz. Tabii. Bize de öyle. Dolayısıyla bu e, belli şartları yerine getirince... Mesela bizim şu an sisteme giriş e, ücretimiz e, 100 milyon. Yani sermaye şartı 100 hı hı. milyon. Bu dolar 8 lira iken şimdi dolar 35'lere geldi, 30'lara geldi. Dolayısıyla rakam aynı rakam olarak duruyor karşımızda. Evet. Dolayısıyla e, sektör şu an ciddi bir şeyden geçti, süreçten geçti, Bilekta. elekten geçti ve bizim de şu an beklentimiz e, sektörün yeni oyuncuların güçlü grupların girmesini bekliyoruz ki daha yaygın bir hale gelsin. Çünkü <laughs> sektörün şu özelliği var. Tasarruf oranlarımızı çok arttırıyor. Ya Türkiye'deki evet. en büyük sorun Tasaruf insanların tasarruf etmesi. etmesi. Tabii. Çok harcıyoruz gerçekten. Evet. E, gel, gelirimizi gelirimizi 3 katı kadar bir borçlanmaya gidiyoruz. Tabii. Dolayısıyla bir tasarruf edemiyoruz biz. Halbuki gelişmiş toplumlarda OECD ülkelerinin raporlarına baktığınız zaman bizim e, Avrupa'nın çok gerisinde olduğumuz ortaya çıkıyor. Bunu arttırmamız gerekiyor. Hı -hı. Yani bir iPhone'un artık yani bir 100 binlere geldi bir iPhone herkesin elinde iPhone'u görebiliyoruz. Evet, Aslında evet. ne kadar ihtiyaç var bilemiyorum. Evet. Dolayısıyla bizim sektörün tam temel mantığı tasarruf evet. miktarlarını arttırıp en uygun kredi maliyetiyle Tabii. veya araç sahibi olmayı hedefliyor. Dolayısıyla EY bank e zaten altın günü modeli üzerine kurduk biz bu sistemi diyor. Ben onu evet, baktım evet. şöyle hoşuma gitti. Evet. Çünkü bizim e, hanımlar özellikle değil mi tasarrufu altınla öğrendiler. Altın yani. tabi. Varsa bir tasarruf altınla oluyor yani böyle bir mevduatla falan değil yani baktığımız. Yani e, biz buna ev bank diyoruz aslında e -Bank. ya da hanım <laughs> bankta diyebiliriz yastık bankta diyebilirsiniz. Yani gerçekten Türkiye'de e, son dönemlerde gördüğünüz herkes altına bir hücum etti. Evet. Çünkü diğer e, enstrümanlar çok Güven vermemeye başladı. Değişim çok değiş farklılaştı. Öyle olunca insanlar kendilerini güvence altına alma istiyorlar. İşte bir dönem biliyorsunuz gayrimenkul çok ön plandaydı. Bir dönem tekstil sektörü çok ön plana çıkıyor. Bir dönem otomatik sektör ön plana çıkıyor. Borsa ön plana çıkıyor gibi gibi. İnsanlar sürekli böyle bir hakikaten okuryazarlık düşüklüyoruz ama bütün vatandaşlarımız çok iyi okuyorlar. Bakmayın siz. Evet, evet, tabii tabii ben <gülüyor> yani, <gülüyor> o, hep onu diyorum. Bu halkın ferasetine, ferasetine güveniyorum, güveniyorum ben diyorum direkt. gerçekten de. Evet. E beklentiler neler sektörün beklentileri neler? Kolay evet. bir süreç değil çünkü arz tarafında özellikle problem var, sıkıntılı bir süreç var. Şimdi Maliyetler yüksek. Ben bu süreçlerin geçici olduğuna inanıyorum. Yani e, oturacak sistemler oturacaklar. Bu çünkü sürdüremez şu haliyle. Evet, tabii. E, sürekli Türkiye'de nüfus artışı var. Artı evlilik oranlarımıza bir artış var. E konfor alanınız geniş. Boşanmalarda da artış var. E, e onlar da ev kuruyorlar için. Ben rakamlara baktım. E, rakamlarda bir çok değişiklik yok yani. Vallahi tabii verilere baktım. Yani evlenme oranıyla boşanma oranlarımız hep aynı gidiyor aşağı yukarı. Fakat burada şu önemli. Boşanan da evlenen de veyahut da evde be, e, ev bekar olup da belli bir yaşa gelenler de ayrı evde kalmak Heh, istiyorlar. De o yüzden dedi. Onda da sürekli ben. bir ihtiyaç var. var. Düzen Ö, kurma ihtiyacı. Öyle olunca herkes bir şekilde bir ev sahibi olmak istiyor. Mesela buraya gelirken e, Kaan Bey'le bir şey konuştuk biz. Araç sahibi ciddi anlamda artmış. 26 milyona erişmiş yani. Türkiye nüfusu 85 milyon, 26 milyon araç var. E, yollara bakıyorsun 10 yıl önceki, 20 yıl önceki yollar. Bu kadar yoğunluk niye? konfor alanından ileri geliyor. Erişim kolaylaştı. İnsanlar artık Hı -hı. böyle rahat bir şekilde, özellikle pandemiden sonra da biliyorsunuz insanlar daha farklı Bireysel yerlerde. Tabii, daha, evet. E, doğru. ve toplu taşımadan çekindiler, kaçındılar. Öyle olunca ister istemez bu sektörler kendi kendine büyümeye başlıyor. Evet. Bizim sektörün geleceğine baktığımız zaman da sürekli artan bir ivmemiz var bizim. Ne kadar büyümüşsünüz geçen yıla Rakamları ben isterseniz burada sektör olarak paylaşayım yani sizlerle. 2023 sorayım 2000, çok hızlı alayım. Çok Vaktim hızlı da... hareket edeyim. Mesela o, e, tasarruf finans sektörü aktif büyüklüğü 14 milyondan 29 e, milyona çıkmış. Vay vay yani, vay. %100'ün üzerinde yani, bir %100, büyümeden %100 bahsediyoruz. %107'lik bir büyüme var. Yani, 2023 için evet, değil mi? 2023 için konuşuyorum. Bu bu yıl daha hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani ilk 3 evet. üç ayda gerçekten geçen sene ilk 3 ayına göre yine aynı oranlarda bir büyümemiz var. %100'lere geçen. Bu yıl nasıl başladı? Çok iyi başladı. yani ha. Mart'ta geride bıraktık biliyorsunuz. Tabii. Şimdi artık sahip bitti o. Dolayısıyla şöyle baktığımızda geçen aya göre, şey geçen yılın ilk 3 ay, ayına göre yine yüzde yüzlere yakın bir büyüme var. Kaç kişiyi kurulduğunuzdan beri ev sahibi yapmışsınız Oo, Çok bir güzel bir rakam. Şu an 370 bin müşterimiz var bizim şu an. Yani hala aktif Tasarruf, Tasarruf sahipleri. Evet. 370, aktif, bin. 370 bin. Aylık huzul fuzul olarak biz sürekli sektöre 1 milyarlık bir para çıkışı yapıyoruz. Evet. Yani bu da ev ve araç diye ayırabiliyoruz şu an. Çünkü insanlar değiştirebiliyorlar. Aha. Eskiden evler ön planda, şimdi araçlar ön planda. Dolayısıyla sadece fuz olarak biz aylık ortalama 1 milyarın üzeri biraz üzerinde para çıkışı yapıyoruz. Bu da sektöre ciddi bir anlamda faizsiz bir kredi bir tanem zamanında bu. Evet. Yani bu evet. açıdan baktığımızda çok değerli bir çalışma bu. Ee, şube sayımızda bizim 110'du geçen sene hı hı. şimdi e, 125'i hedefledik şu an 116. şubemizi açıyoruz yıl sonuna kadar 125'i yapacağız çalışan sayımız da 1400'lere doğru gidiyor. Evet yani 1500 şey yani siz yani. kocaman bir artık şeysiniz yani, yani, yani ne diyeyim bir cumhuriyet gibi uzun cumhuriyet <gülüyor> <gülüyor> ee, kolay gelsin. Yani e, dileriz sürdürülebilirlik, e, sürdürülebilirliği bol olsun bu işin. E, an... e, ama 370 bin kişiye tasarruf sahibi kılmanız zaten kendi içinizde çok büyük bir güç. E, ben bu rakamın çok ileri gideceğine, 1 milyona doğru gidiyoruz evet. öyle diyeyim ben size. Yani şu faiz ortamında zaten bu iş böyle devam edecekse, dün de e, malum e, son e, artışımız geldi Merkez Bankası'ndan. E, orada da işler biraz sakinleşsin ama belli ki, biraz daha tasarruf tarafında insanların arayışları devam edecek. Devam, devam. edecek. İyi Pak Bal çok teşekkür ediyorum. ben ediyorum. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Şimdi hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi hayırlı bayramlarınız olsun. Burada İyi Bey ile birlikte vedalaşalım şöyle ellerimizi sallayalım izleyenlerimize. buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim haftaya.